Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf KTT sorularını birlikte çözelim. Birinci sorumuz Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi uluslararası eşitlik ilkesine aykırıdır? A şıkkı Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve buradaki askeri üsler itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. B şıkkı itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. C şıkkı Osmanlı Devleti'nin elindeki bütün savaş esirleri serbest bırakılacak. Buna karşılık Türk esirler İtilaf Devletleri'nin denetiminde kalacaklardır. D şıkkı hükümet haberleşmeleri dışındaki bütün haberleşme araçları İtilaf Devleti'nin denetimine gelecektir. Sorumuzda bize der ki hangisi uluslararası eşitlik ilkesine aykırıdır? Şimdi bizim burada aramamız gereken bir eşitlik noktası ve bu eşitliğin olmadığı yer. Yani bir tarafa verilen bir hak diğer tarafa verilmiyor. Çanakkale İslam'ın boğazları açılıyor. Üstler itilaflara bırakılıyor. Burada eşitlikle alakalı bir durum yok. B şıkkında gördüğünüz madde zaten 7. madde. Mondros Ateşkesi'nde böyle geçiyordu. Haberleşme, hükümet haberleşmesi dışındaki bütün haberleşme araçları itilaf tehditine bırakılıyor. Ancak C şıkkına baktığımızda C şıkkına bize der ki Osmanlı'nın elindeki esirler serbest bırakılıyor, ama itilafların elindeki Türk esirler itilafların denetiminde kalıyor. Yani burada bakıldığında tabii ki bir dengesizlik var, burada bir eşitsizlik var. O yüzden soruda bize uluslararası eşitlik ilkesine aykırıdır diye sorduğu için birinci sorumuzun cevabı tabii ki C şıkkıdır. İkinci sorumuz İzmir işgaliyle alakalı bir soru. Amiral Bristol raporuna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır? İzmir'in işgali üzerine ABD tarafından bölgeye gönderilen Amiral Bristol ve heyetinin hazırladıkları raporda karışıklıkların nedeni Rumlardır. Türkler kendisini savunmaktadır. Bölgede Türkler çoğunluktadır. Batı Anadolu'nun Rumlar tarafından işgali haksızdır. Yunan kuvvetlerinin bir an önce bölgeyi boşaltması gerekir. A şıkkı Yunan işgallerinin haklı olduğunu ortaya koymuştur. B. İtilaf devletleri işgalden vazgeçmişlerdir. C. Türklerin bölgede çoğunlukta olduğu ortaya koyulmuştur. D. Anadolu'daki işgalleri kolaylaştırmıştır. Şimdi soruya baktığımızda İzmir işgalinden sonra Amerika, Amiral Bristol'u İzmir'deki olayları araştırması için bu bölgeye gönderiyor. Amiral Bristol da yazdığı raporda der ki bu bölgedeki karışıklığın sebebi Rumlar ve Türkler kendisini savunuyor. İkinci olarak bölgede Türkler çoğunluktadır. Rumların işgali haksızdır ve Yunanların bir an önce bölgeyi terk etmesi gerekir. Buraya bakıldığında tabii ki Rumların İzmir'i işgali haksızdı. Rumlar sahte belgelerle belgelerle beraber şöyle bir şey yapmışlardı. Baktığınızda e, nüfusun Rum nüfusunun fazla olduğunu, Türklerin Rumları öldürdüğünü Sahte belgelerle iddia ettiler çünkü kendilerine yasal dayanak hazırlamak istiyorlardı. Bu yasal dayanaklarda Mondros 7. maddesine ulaşacaklar ya da Wilson ilkelerindeki nüfus maddesine ulaşmaya çalışacaklardı. Ancak Amiral Bristol yazdığı raporda Türklerin haklı olduğunu, Türklerin bölgede nüfusunun fazla olduğunu ve Yunanların haksız olduğunu bize açıklıyor. Aşıkkında Yunanlar haklıdır diyor. Tabii ki değil. İtilaflar işgallerden vazgeçmiyor. D'ye baktığımızda Anadolu'daki işgaller kolaylaşmıştır. Paragraftan çıkmaz. C şıkkında tabii ki Türklerin bölgede çoğunlukta olduğu ortaya koyulmuştur. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çanakkale Savaşları sonunda Rusya'nın savaştan çekilmesi İttifak devletlerinin durumunu güçlendirdi. Almanya, denizlerde sümürgücü sahip olan İngiltere'nin bu üstünlüğü son vermek için İngiltere ve bu ülkeye işbirliği yapan diğer ülkelerin ticaret gemilerini denizaltıları kullanarak batırmaya başladı. Bu saldırılardan büyük zarar gören ABD, İtilaf devletlerinin yanında savaşa girdi. ABD, 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce Wilson ilkeleri adıyla bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin amacı Savaştan sonra dünyada barış ortamını sağlamaktı. İtilaf devletleri bu bildiriyi çıkarılının ters olmasına rağmen ABD'nin desteğini kaybetmemek için kabul ettiler. ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na İtilaf Devletlerinin yanında girmesi savaşı bu devletlerin kazanmasına etkili oldu. Ancak İtilaf Devletleri savaştan sonra bu ilkelere uymadılar. Savaşta Amerika'nın yani paragrafta pardon Amerika'nın savaşa girişi nasıl girdi, savaştan sonraki düzeni oluşturmak amacıyla Wilson ilkeleri yayınladı. Devletlerin, itilafların çıkarlarına ters olsa da mecburen Amerika'yı kaybetmemek için bu ilkeleri uyduklarını gösteriyor. Tabi savaşta baktığınızda savaştaki itilafların amacı tazminat alabilmek, toprak kazanabilmekti. Ancak Wilson yayınladığı ilkelerde sömürgecilik yapılmayacak, toprak alınmayacak, hatta yenenler yenilenlerden toprak almayacaktır dedi. Bu itilafların çıkarlarına tersti ama Amerika'yı kaybetmemek için bunu mecburen kabul etmek zorunda kaldılar. Seçeneklere baktığımızda savaşı itilaf devletlerinin kazandı. Bu bilgiyi biz biliyoruz ama paragraftan bu bilgi çıkmaz. Tabi bakıldığında ha bize tabi söylenemez diyor soruyor. Burada ABD'nin girmesi kazanmasında etkili oldu. İtilafların kazanmasında yani söylenemez diye sormuş. Pardon ben tersten okudum. Yani itilafların kazandığı söylenebilir. İkinci olarak ABD'nin savaşa girmesinin savaşın sonucu üzerine etkili oldu. Savaşın süresini kısalttı. Almanya'nın ABD ve İngiltere'nin işbirliğini yapmayı yapmasını önlemeye çalıştı. Evet var. D'ye baktığımızda savaştan sonra yeni dünya düzeninin Wilson ilkelerine göre belirlendi. Tabi burada Wilson ilkelerine göre belirlenmek isteniyor. Ancak bize paragrafın sonunda der ki ittifak devletleri savaştan sonra bu ilkelere uymadılar. Demek ki bu ilkelere uymadılarsa savaştan sonraki düzen belirlenemez. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Verilen bilgilere göre Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan kısa bir süre önce Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştu. Antlaşma gereği ordularını dağıtıp 13 Kasım 1918'de İstanbul'a döndü. Aynı gün İtilaf Devletleri İstanbul'a gelmişti. Boğaz'da karşıdan karşıya geçerken Boğaz'da demirlenmiş İtilaf Devletleri donanmasını görünce yaverine geldikleri gibi giderler. Arkadaşı Refet Ferit'e ise hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresini bulmalı. Birinci öncülde Mustafa Kemal'in işgalin uzun sürmeyeceğini düşünmektedir. Geldikleri gibi giderler diyorsa tabii ki bu düşünce karşımıza çıkıyor. Yani biri ulaşabiliriz. C şıkkını eleyebiliriz. İkiye baktığımızda işgalin sona ermesi için Anadolu'da bir hareket başlatılmasına inanmaktadır. Paragrafın sonunda arkadaşı Refet Ferit, Rafet Ferit'e hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresini bulmalı dediği için zaten Anadolu'ya geçme fikri var. 2'yi de aldık. 5 şıkkını eleyebiliriz. 3'e baktığımızda işgali sonlandırmak için padişahla beraber hareket etmeyi düşünmektedir. Yukarıdaki paragraftan bu bilgi çıkmaz. O yüzden 3'e ulaşamıyoruz. Ve doğru cevabımız da A şıkkıdır diyebiliriz. Beşinci sorumuz. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Selanik Askeri rüştiyesinde Fransız öğretmen olan 105 yüzbaşı Yüttin Mustafa Kemal'i e Fransızca'nın ilk bilgini öğretmekle yetinmeyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri aşılamıştır. Manastır Askeri İdadesi'nde tarih öğretmeni olan Mehmet Tevfik Bilge derslerinde Fransız ihtilali ve düşünürlerin düşünürlerinden bahseder. Öğrencilerin ufkunu genişletir. Coşku ve heyecanın ortak olurdu. Mehmet Tevfik Bilge, Mustafa Kemal'de tarihe karşı ilgi ve sevgi oluşturmuştur. Hangisine ulaşılamaz diye bize soruyor. Askeri lisede yabancı dil eğitimi aldı. İdare Fransızca almış. Evet, Fransız düşünürlerin eserlerini okuduğuna... Mehmet Tevfik Bilge, derslerinde Fransız ihtilali düşünürlerinden bahsediyor. Eee, ufkunu genişletiyor... Bundan bahsediyor ama paragrafta bize Mustafa Kemal'in Fransız düşünürlerin eserlerini okuduğunu göstermiyor. B şıkkında, pardon C şıkkında ortaokul ve liseyi farklı şehirlerde Selanik, Manastır evet. D şıkkı düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenlere yüzbaşı Naкыüttin ve Mehmet Tevfik gibi öğretmenleri ona katkıda bulunuyor ve o yüzden bakıldığında Paragraftan tabii ki B şıkkı çıkmaz. Yani burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Tamam Mustafa Kemal öğretmenlerinden Fransız ihtilalini öğrendi. Düşünürlerini öğrendi. Ama burada paragrafta Mustafa Kemal'in Fransız düşünürlerinin eserlerini okuduğu yazmadığı için tabii ki biz buna ulaşamayız. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Bu bilgilere göre Türk halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'nun farklı işgal etmeli üzerine Türk halkı bulundukları bölgede mitingler düzenleyerek işgallere karşı direniş cemiyetleri kurdu. Vatanı korumak ve bağımsız yaşamak arzusuyla Kuvayi Milliye birliklerini kurdu. A şıkkı İşgallere karşı örgütlenerek milli teşkilatlar oluşturdu. Evet. Silahla mücadele girişerek haklarını korumaya çalıştı. Evet çünkü Kuvayi Milliye Birlikleri var. C şıkkına baktığımızda İstanbul Hükümeti'nin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği buradaki iki öncülden buna ulaşamayız. D şıkkına da bakalım. İşgallere karşı milliyetçi ve mücadeleci. Vatanı korumak, bağımsız yaşamak, mitingler, işgallere karşı direniş. Zaten burada amaç bağımsız yaşamak, mücadele etmek, milliyetçi bir şekilde düşünmek. O yüzden değişik şıkkına da ulaştık. Ancak baktığımızda tabii ki İslam hükümetiyle beraber Türk halkı hareket etti diyemeyiz. Hatta onların direktifleri, emirleri doğrultusunda hareket ettiği söylenemez. O yüzden cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuz. 1. Dünya Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenemez? Yukarıdaki bilgilere bakılarak. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır. Çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Yerine ulus devletler kuruldu. Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm rejimleri ortaya çıktı. Uluslararası sorunları barışçıl yöntemlerle çözmek için Milletler Cemiyeti kuruldu. İtilaf Devletleri egemenlik kurmak istedikleri topraklarda manda ve himaya adı verilen bir sistemle yönetmeye başlamışlardır. Şimdi buraya bakıldığında öncüllerden seçeneklere bakacağız ve hangisinin söylenemez olduğunu bulacağız. A şıkkı otoriter rejimler, baskıcı rejimler, Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm varmış o yüzden A şıkkına ulaştık. B şıkkına baktığımızda ise sömürgecilik anlayışının ortadan kalkmasına aslında sömürgecilik anlayışı tam olarak ortadan kalkmıyor. Sadece isim değiştiriyor. Yani manda ve himaya mantığıyla devam ediyor. Biz diğer seçeneklere de bakalım. C şıkkına baktığımızda ise imparatorluklar parçalandı, ulus devletler kuruldu. O yüzden dünyanın siyasi haritası değişti. Uluslararası barışı korumak amacıyla adımlar atılmıştır. Milletler Cemiyeti ya da Cemiyeti Akvam kuruldu. Buna da ulaştık. Ancak sömürgecilik anlayışının ortadan kalktığına ulaşamayız. O yüzden 7. sorumuzun cevabı tabii ki B şıkkıdır. 8. sorumuz. İtilaflar ve ittifaklarla alakalı bir soru. Yukarıda birinci Dünya Savaşı başlamadan önce ve başladıktan sonra devletlerin grupları gösterilmiş. Buna göre tabloya bakılarak birinci Dünya Savaşı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Savaş başlamadan önce itilaflar İngiltere, Fransa, Rusya. İttifaklar Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Savaş başladıktan sonra İngiltere, Fransa, Rusya'ya, Sırbistan, İtalya, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya, ABD ittifaklara Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katılmış. Öncülere baktığımızda taraf değiştiren devlet olmuştur. İtalya'ya baktığımızda ilk baş ittifaklarda, sonra itilaflarda, Demek ki taraf değiştiren ülkeler, devletler var. Biri ulaştık. O yüzden C şıkkını eleyebiliriz. 2'ye baktığımızda savaş başladıktan sonra itilaf devletlerine katılan devlet sayısı daha fazla olmuştur. Şimdi başlarda ittifaklarda Almanya, Avusturya, Macaristan vardı. Osmanlı, Bulgaristan katılmış. Ama buraya baktığımızda Sırbistan, İtalya, ABD, Brezilya, Japonya gibi devletler katıldığı için 2'ye de ulaştık. O yüzden A şıkkını diyebiliriz 3'e baktığımızda ise asker sayısı ve mühimmat yönünden itilaf devletleri üstündür. Burada tabloda asker sayısı, mühimmat, devletlerin gücü, ordudaki asker sayısı, teknolojik aletler, silahlar bunlardan bahsetmediği için biz 3'e ulaşamayız. O yüzden tabii ki doğru cevabımız B şıkkıdır. 9. sorumuz Mondros alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mondros'ta Çanakkale ve Karadeniz'deki istihkamlar itilaflar tarafından işgal edilecek. Osmanlı ordusu ters edilecek yani dağıtılacak. İtilaflar güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaklardır. Zaten bu bildiğiniz gibi 7. maddeydi. Şimdi buradaki öncüllerden yorum yapmamız isteniyor bizden. Tek tek baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Boğazlar'daki egemenliği tehdit edilmiştir. Evet çünkü istikamlar, askeri birlikler işgal ediliyor ve bizim egemenliğimiz tehdit ediliyor. Ulaştık. C şıkkına baktığımızdaysa Osmanlı toprakları işgale açık. 7. madde zaten itilafların işgal edeceğini, buna hazırlık yaptığını artı ordunun terhis edilmesi. Yani orduyu dağıtacaklar ki rahat bir şekilde işgal edebilsinler. O yüzden C şıkkına dolaştık. E zaten ordu dağıtıldığı için Çanakkale'deki Karadeniz'deki istikamlar dağıtıldığı için savunmasız bırakılıyor. A şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin başkenti işgal güçlerinin eline geçmiştir. Buradaki öncüllerden bu bilgiye ulaşamayız. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. 10. ve son sorumuz. Paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra itilaf devletleri yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmanın şartlarını görüşmek üzere Paris'te konferans düzenlediler. Burada Osmanlı dışındaki diğer devletlerle barış antlaşmaları imzalandı. İtilaf devletleri yenilen devletlerden onarım ücreti adı altında Ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatları istediler. Sömürgecilik faaliyetlerine mandavi himaye adı altında devam ettiler. Ayrıca dünya barışını korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti İngiltere'nin çıkarlarını korudu. Paragraftan sonra seçeneklere baktığımızda D şıkkı Paris Barış Konferansı'nda bazı devletlerle Barış Antlaşması imzalandı sadece Osmanlı hariç Osmanlı Devleti dışındaki devletlerle antlaşmalar yapmışlar. Ulaştık. Sömürgecilik faaliyeti isim değiştirmiş, devam etmiş, manda ve himaye olmuş, ulaştık. Paris Barış Konferansı'nda ittifak devletlerin haklarının gözetilmedi. E, baştan bakıldığında derdi ki e, onları ücreti altında tazminat almışlar, sömürgecilik değişmiş, manda ve himaye olmuş ve Dünyadaki barış sağlamaya çalışmışlar ama milletler cemiyeti İngiltere'nin çıkarlarını gözetmiş. O yüzden ittifakların haklarını gözetilmedi. Buna ulaştık. A şıkkında der ki milletler cemiyetinin amacına ulaştığına. Milletler cemiyetinin amacı dünyadaki barışı sağlayabilmek. Burada sadece der ki dünya barışını korumak amacıyla kurulan milletler cemiyeti İngiltere'nin çıkarlarını korudu amaç dünya barışını sağlamak. O yüzden dünya barışını sağladı diye bir cümle olmadığı için biz A şıkkına ulaşamıyoruz. O yüzden de doğru cevabımız tabii ki A şıkkıdır. Böylelikle sorularımızı bitirdik. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere.